Bal, oruç tutmanın insan sağlığı için zararlı olduğunu söyleyenlere karşı ne demelidir? Cevap, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifleride, oruç tutunuz, sıhhat bulunuz buyurmuştur. Orucun sıhhate zararı değil, bilakis çok faydaları vardır. Orucun, vücut için faydalarından bazıları şöyle bildirilmektedir. Oruç, bir sene boyunca durmadan çalışan mide ile beraber bütün sindirim sisteminin istirahate sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece, sindirim sistemi dinlendirilmiş olur. İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık, hazım, sindirim bozukluğudur. Şişmanlık, kalp ve damar hastalıklarına, şeker hastalığına ve tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç, bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi, bir de tedavi vasıtasıdır. Bugün birçok hastalıktan kurtulmak için, perhiz lazım olduğunu doktorlar bildirmektedir. Oruç, vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar. Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler, bir revizyona, tamire girerek, dinlenme ve yenilenme imkanı bulurlar. Bütün bu bildirilenler, orucun insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyenlerin, yalan ve iftiralarını yüzlerine çarpmaktadır. Keşke orucun zararlı olduğunu söyleyenler, yalan söylerken ilmi de, kendilerine yalancı şahit olarak getirmeselerdi. Sual: Hasta, yolcu ve hamile kadınlar, oruçlarını nasıl tutarlar? Cevap: Midesinden rahatsız olan, hamile olan kadın, çocuğuna süt veren kadın, hastalığının artacağından korkan kimse, harp eden asker ve seferi yani insan yürüyüşü ile 3 günlük ki Hanefi mezhebinde 104, diğer 3 mezhepte 80 kilometre yola giden yolcular oruç tutmayabilirler. Bunlar, daha sonra, tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Sual: Dışarıdan satın alınan yiyecek ve içecekleri, kapalı olarak mı eve götürmelidir? Cevap: Konu ile alakalı olarak Süleyman bin Ceza Hazretleri, Eyyühel Veled kitabında diyor ki: Dükkanını besmele ile aç ve kapa. Yenecek bir şey aldığın zaman açık olarak tutup eve getirme, bir şeye sar ve örtülü şekilde yiyeceğini eve götür. Eve gidince, çocukları herhangi bir şeyle sevindir. Dükkanına geç git ve erken kapa. Diğer zamanlarında ilmihal bilgilerini öğren ve öğret. 16 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.